Merhaba sevgili izleyenler, Kanal F ekranlarına hoş geldiniz. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle günün önemli gelişmelerini her zaman olduğu gibi bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye iskelesini mahkeme kararıyla alınca Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ve denizciler ile çok sayıda vatandaş iskeleye giderek burada son kez çay içip tepkilerini dile getirdi. Tapusu Fethiye Belediyesi'ne ait tam 58 yıllık iskelenin saat 15'te Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne mahkeme kararıyla devredileceğini öğrenen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşıp iskelede toplanmaya başladı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü olası bir gerginliğe neden olmaması için çevrede çevik kuvvet ekipleriyle birlikte geniş güvenlik önlemleri aldı. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Başkan Yardımcıları Mehmet Yılmaz Cesur, Mete Atay, Mete Karacadağ, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Şıkman, bazı belediye meclis üyeleri onlarca vatandaşla birlikte iskelede bir araya gelip çay içerek tepkilerini dile getirdiler. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, iskelede toplanan vatandaşlara önce kısaca seslenip 12 Adalar Tekne Turu Kooperatif Başkanı Güven Altuğ'un konuşmasını istedi. Vedalar hüzünlü olur biliyorsunuz. Şimdi tabii bu iş gayri resmi bir toplantı olduğu için, sadece gönülle olduğu için sunucu görevi bana kalacak herhalde. Ben önce duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere denizcilerimiz adına Güven Kaptan'ı buraya bir davet edeyim. Güven gel bakalım. Bu iskele bizim çocukluğumuzda yüzmesini öğrendiğimiz yer. Fethiye mark olmuş, Fethiye'nin bir yüzü. Resmen yüzümüz elimizden alınıyor. Bir insan yüzsüz nereye kadar gidebilir? Fethiye'nin elimizden gitmesi bizim için çok büyük kayıp denizcilik için. Beklentimiz var mıdır? Asla. Biz amaç Fethiye. Behçet Başkan'ın bir lafı bizim çok hoşumuza gider. Herkesin Fethiye için yapabileceği bir şey vardır der. Biz bu amaçla geldik. Yapabileceğimiz neyse elimizden yapmaya hazırız. Yapamayacağım bir şey yoksa da evden ne gelebiliriz. Ama büyükşehir yasası şudur budur biz bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey vardır. Büyükşehir'in Fethiye'deki iskele ihtiyacı var mı? Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan da balık avlamayı bu iskelede öğrendiğini belirtti. Biz balık avlamayı burada öğrendik. Ve babam Fethiye'nin en iyi olta balıkçılarından birisidir. Bir sürü de çırağı vardır. O çıraklar da balık avlamayı bu iskelede öğrenmişlerdir. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Şıkman ise her şeyin Büyükşehir Yasası'ndan kaynaklandığını belirtti. Esasında bütün her şey Büyükşehir Yasası'yla başlıyor. Büyükşehir Yasası'nı bana göre çok yanlış bir yasa. Herkes yanlış yapar. Herkes yanlış yapar. Yaptığı yanlıştan geri dönmek bence büyük bir önemli özelliktir. Yaptığın yanlıştan geri döneceksin. Birçok yanlışlar da yaptık. Ruslara karşı yaptık, geri döndük. İsrail'e karşı yaptık, geri döndük. Birçok yerlere karşı yaptık. Gazze'ye gideceğiz dedik, gelemedik, geri döndük. Birçok şeyler geri dönülebiliyor, değiştirilebiliyor. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunu da rica edelim. Bundan da geri dönsün. Birçok yerlerden geri döndüğü gibi. Büyükşehir Yasası'nı güzel bir şekilde ele alıp bugüne kadar yaşanan bütün bu olumsuzlukları değerlendirip ona göre değiştirmek lazım. Ayrıntıları, daha doğrusu teknik özelliklerini başkanım çok iyi biliyor. Birçok platformlarda bunu da anlattı. Ama özünde bir yanlış var ve bu yanlıştan da Cumhurbaşkanımızın geri dönmesini gerektiğini sanıyorum ve ondan rica ediyorum. Saatçı, merhum yazar Cahit Beğenc'in Fethiye'ye dağlılar denir sözünü hatırlatıp Beşkaza ruhunun nasıl sergilendiğini de anlattı. Saatçı, abi dediği Osman Gür'üne seçimlerde oy verdiğini, yaklaşık 15 bin oyun kendisi tarafından sağlandığını da anlattı. Rahmetli Cahit Beğenc derdi ki, Fethiyelilere dağlılar denir. Dağlılar yobazlık anlamda değil. Hakkını savunur, mücadelesini verir, gitmesi gerekiyorsa da gider dağa sırtını dayar ve dağda saklanır derdi. Ondan dağlılar derdi. Bizim mücadele azmimizin altında yatan tek neden bu. Yoksa çok açık ifade ediyorum. Ben düne kadar abi dediğim Sayın Osman Gür'üne ne alt veremedim var. Ben niye kötü olayım ya? Muğla'daki arkadaşlarla ben niye kötü olayım? Oy verdiğim bir insanla ben neye papaz olayım arkadaşlar? Ben Fethiye'nin hakkını savunmakla mükellef. O yüzden bunlar oluyor. Ve sizler de o yüzden buradasınız. Bizim kavgamız
değerlerimizin elimizden gitmesinden dolayı. Bu kaotik ortamda ülkenin beka sorunu olduğu dönemde ortak akılla, hoşgörüyle bir masa üzerinde paylaşarak bunlar yapılamaz mıydı? Bir tane defterdarlığa bağlı kontrolörün, Sayıştay denetçisi bir kontrolörün yazdığı 3-5 eleştiriden dolayı Fethiye'nin ana caddeleri ve Fethiye şehir iskelesi büyükşehir tarafından büyük korku yaratılarak talep edildi. Ya demek ki bizim yerimizde olsalar herhalde koltuğu bırakıp gidecekler. Bir Sayıştay denetçisi bir rapor tuttu diye Fethiye'nin Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Barış Manço Bulvarı, sahili, iskelesi, yat yanaşma yerleri talep edilecekse o zaman gelin, zaten bize de gerek yok. Belediyeyi de çıkalım gidelim, teslim edelim size. Alın hayırlı görün, ne aranız varsa görün ya. Korku dağları bu kadar mı sarar? Bir kontrolör yazdığı rapor bir insanda bu kadar etki mi yaratır? Bu korkuyla yaşanmaz ya. Benim yüzümden oy verenlerden özür diliyorum. Benim yüzümden CHP'li olmayıp da benim gibi büyük şehirde CHP oy verenlerden özür diliyorum. Benim sayemde verdiniz. Özür diliyorum. Yoksa diyet istemiyoruz. Sadece sizden özür diliyorum. Özür dilemek moda oldu ya. Benim de özrümü lütfen kabul edin. Cafer Ocal isimli vatandaşsa içme suyuna yaptıkları gibi zam yapılacaksa çok kötü. Gerçi Muğla'da bizim iskele yabancıya gitmiyor dedi. Gidiyor ama gene bize kalıyor ya. Muğla kim? Muğla gene bizden. Muğla gene bize. Güzel şeyler söylüyor. Zaten Yunanlara gitmiyor ya. Gene bize gidiyor. Yeter ki su gibi zam yapmasınlar. Bu başka bir şey. İkinci haberimizde Bodrum'a gideceğiz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kundaklanarak alevlere teslim olan aracın yanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Aracı yakan şahıs ise tanıdık çıktı. Konacık sanayisinde dün gece araç kundaklama olayı meydana geldi. Otomobilini yaptırmak için sanayiye bırakan Hakan Yakartaş isimli vatandaş aracının yandığını öğrenince şok oldu. Olay yerine geldiğinde otomobilin tamamen yandığını gören Yakartaş gözyaşlarını tutamadı. Bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan Yakartaş'ın aracını borçlanarak aldığı öğrenildi. Otomobilin kundaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aracı yakmaya çalışan şahsın ilk denemesinde aracın ön tarafından yakmak istediği görüldü. İlk denemede başarısız olan şahıs daha sonra aracın arka tekerini tutuşturmaya çalıştı. Tekrar aracın söndüğünü gören şahıs bu sefer büyük bir karton parçası getirerek otomobili tutuşturmaya devam etti. Alevlerin azaldığını gören şahıs bu sefer bir sandalye ve bir kumaş parçasıyla arabanın kenarına koyarak yakmaya çalıştı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte elindeki yanıcı maddeyi araca döken kundakçı son denemesinde başarılı oldu. Güvenlik kameralarını izleyen Yakartaş, aracı yakanın eskiden arabasını tamire götürdüğü İT olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yakartaş, İT'nin arabayı düzgün bir şekilde yapmadığı için usta değiştirdiğini ve birkaç kez de İT'nin arabasını istediğini ifade ederek şu sözlere yer verdi. Ben de emeklerimle yaptığım arabamı işte teslim ediyorum bakım için buraya. Gecesinde de kendi hani başka bir usta yapıyordu bunun bakımını. O yüzden tamircimi de değiştirdim ben. Hani memnun kalmadım ondan. Bir de şeyden dolayı o alkol olaylarını falan duyunca tamircimi değiştirdim çünkü bana da yansıtmaya başlamıştı. O yüzden tamircimi değiştirdim. Bıraktım buraya adam kendi kafası güzelken falan gece işte teslim ediyorum arabayı. Kafası güzelken geliyor burada. Aracı kendi böyle ellerinde şeyler zaten kamera kayıtları falan var. Ellerinde torba morba böyle bir şekilde arabaya çineri işte şeyi yanıcı buradan koltuk moltuk filtre ne buluyorsa artık eline geçiyor. Birkaç sefer deniyor önden deniyor arkadan. Nereden deniyor tamam? Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sonucundaysa İT isimli şahsın polis ekiplerince gözaltına alınarak sorguya çekildiği öğrenildi. Fethiye'den 1996'ya 4 tertip vatani göreve gidecek olan asker adayları için davullu zurnalı uğurlama gerçekleştirildi. Fethiye'den 1996'ya 4 tertip vatani göreve gidecek asker adayları Fethiye Otogarı'nda davullu zurnalı uğurlandı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki birliklerine gitmek için otogarda aileleriyle vedalaşan asker adayları davul zurna eşliğinde oynayıp halaylar çekti. Ellerinde Türk bayraklarıyla coşup oynayan asker adayları bir an önce birliklerine katılmak için otobüslerin hareket saatlerini beklediler. Bazı asker adayları şehir merkezinde konvoylar düzenlerken Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de otogar giriş ve çıkışlarında önlem aldılar. Asker adayları arkadaşları tarafından havalara atılırken otobüslere binen adaylar aileleri ve arkadaşlarına el sallayıp vedalaştı. Otobüsler otogardan çıktıktan sonra aileleri ve arkadaşları uzun takipler yaptı. Otogarda zaman zaman şehitler ölmez, vatan bölünmez, en büyük asker bizim asker sloganları atan asker adayları birliklerine güle oynaya uğurlandılar. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla dönerler inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan uğradığı silahlı saldırı sonrası 4 gündür devam eden tedavisinin ardından Ankara'ya nakledildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde 29 Ekim akşamı meydana gelen olayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir grup partili ile birlikte yemek yediği sırada aynı restoranda bulunan Alparslan Sargın'la bir süre sözlü tartışma yaşamış ve Sargın daha sonra silahla Tezcan'a bir el ateş ederek sağ baldırından yaralamıştı. 4 gündür Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dün öğle saatlerinde kendisi için özel olarak hazırlanan ambulansla önce İzmir'e ardından da hava yoluyla Ankara'ya nakledildi. Hastaneden çıkarken partililer ve diğer hasta yakınlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tezcan, tedavi sürecinde kendisine destek olan adirektörlüğü, hastane yönetimi ve personeliyle geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Bir kurtarma operasyonundan görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Bodrum açıklarında suda hareketsiz duran deniz kaplumbağası Caretta Caretta'nın imdadına akut ekipleri yetişti. Yalıkavak açıklarında vatandaşlar hareket etmekte güçlük çeken Caretta Caretta gördü. Vatandaşlar akut ekibine hemen haber verdi. 3 kişilik akut ekibi botla denize açıldı. Denizden 200 metre uzakta 60 kilogram ağırlığında 90 santimetre boyundaki deniz kaplumbağasını ekipler güçlükle karaya çıkardı. Caretta Caretta'nın herhangi bir yerinde yaraya rastlamayan ekipler, kaplumbağanın hasta ve aç olabileceğini, o yüzden bitkin düştüğü olduğunu söyledi. Kurtarılan kaplumbağa, Ortaca ilçesi Dalyan mahallesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Akut Bodrum lideri Saadettin Uslu, bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. 2 saat kadar önce belediye barınağından aradılar bizi. Vatandaşlar Yalıkavak sahilinde bir karettanın uzun süredir sahilde beklediğini, zaman zaman suyun içine girdiğini, daha sonra tekrar çıktığını bildirmişler. Onlar da bize ulaştılar. Biz de ekibimizi gönderdik. Kıyıya yaklaşık bir 50 metre mesafeden bot yardımıyla, vatandaşların botunun yardımıyla aldık. Genelde bu tür olaylarda kaplumbağalar ya yaralanmış oluyorlar. Yaraları, bunun yarası yok. Ancak poşet yutmuş olabilir, olta yutmuş olabilir ya da yaşlılığa bağlı olarak halsiz kalmış olabilir. Şu anda tamamen halsiz bir şekilde. Birazdan dekamara ulaştıracağız. Orada gerekli tetkikler yapıldıktan sonra açıklama yaparlar. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz efendim. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy mevkiinde Acıpayam ilçesinden Denizli Severgazi Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan ambulansın ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Işıkları mevkiinde saat 16 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içinde bir hasta, 2 acil tıp teknisyeni ve 2 doktorun bulunduğu Hamit Ö yönetimindeki ambulans, Zeytinköy ışıklarında kavşakta yeşil ışık yandığı için sola dönmek isteyen ticari araçla çarpıştı.
Kaza nedeniyle ticari araç orta refüje çarparken ambulansa savrularak trafik ışıklarına çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle ambulans şoförü Hamit Öztaş, ATT, Galip Çakmakçı, Emre Kaya ve ismi verilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreliğine trafik sıkışıklığı meydana gelirken ambulans ve ticari araç olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Acı Payam'dan getirilen hastanın durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Fethiye'nin Cami Mahallesi'nde sokaklarının aydınlatma lambalarının yanmamasını şikayet eden mahalle sakinleri, geceleri karanlıktan dolayı dışarı çıkamadıklarını, böylesine bir çağda bu durumun Fethiye'ye yakışmadığını belirtip tepkilerini dile getirdiler. 4 aydır yanmayan sokak lambaları Cami Mahallesi vatandaşlarını adeta isyan ettirdi. Yaklaşık 5 ay önce sokak lambalarının müteahhit tarafından yer altına alındığını, birkaç gün yanan lambaların daha sonra yakılmadığını iddia eden mahalle sakinleri bu şikayetlerini Aydem Arıza ihbar attığı 186'yı arayıp dile getirmelerine ve yetkililere bu sorunu iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söylediler. Mahalle sakinleri ödediğimiz sokak aydınlatma bedellerine rağmen akşam bu hizmeti alamıyoruz, sokağa bile çıkamıyoruz diyerek tepkilerini dile getirdiler. Geceleri karanlıkta evlerinden dışarı çıkamadıklarını söyleyen Gürol Kavak isimli mahalle sakini, mahallemizde yanmayan sokak lambalarımız yüzünden yaklaşık 5 aydan beri sıkıntılarımız var. Aydem şirketinin işi verdiği müteahhit firma mahallemizin aydınlatma direklerini yenilemesine rağmen lambalar yanmıyor dedi. 5 aydır aşağı yukarı sıkıntımız var. Müteahhit çalışmalarını yapıyordu. Ama bizim müteahhitimiz bitirdikten sonra İbrahim Bey var, müteahhit sahibi. Dedi ki bize, bizim işimiz bitti. Aydem ilgilenecek bu saatten sonra dedi. Aydem'i kaç sefer aradık? Belki 10 sefer kendim aradım ben. Vatandaşlarımız da aradı. Dediler ki Aydem'le ilgisi yok, müteahhitle ilgisi var dediler. Müteahhit arıyoruz, Aydem'le. 50 yıldır Cami Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Fatma Külah isimli yaşlı nine ise akşam çıktığımda kapıyı bulamıyorum, evin anahtar deliğini bulamıyorum, karanlıktan lambalar yanmayınca evin yolunu bulamıyorum dedi. Işık lambaları yanmayınca evin yolunu bulamıyorum. Çıkmadan evde duramıyorum. Ben yaşlıyım. Komşuya gidebiliyor musun? Gidip de geldiğimde evi bulamıyorum. Cami cemaati olarak yatsı namazına ve sabah namazına gitmekte zorlandıklarını söyleyen Şaban Bulutsa, her taraf karanlık. Cami cemaati olarak sabah ve yatsı namazlarına gitmemiz çok zor oluyor. Utanmasak Fethiye Müftülüğü'nü arayıp onlardan yardım isteyeceğiz. Ramazan ayından bu yana mahallemizin aydınlatma lambaları yanmıyor. 28 senedir bu mahallede yaşıyorum ve böyle bir durumla karşılaşmamıştık dedi. Biz cami cemaati olarak yatsı namazına gidemiyoruz. Zor gidiyoruz. Sabah namazına zaten her taraf karanlık. Depüş gidip geliyoruz. Yani utanmasak müftülüğü arayacağız. Biz her tarafı aradık. Belki müftülüğü ararsak Aydem'deki arkadaşlar imana gelir, ışıklarımızı yakarlar. 5 aydan beri, Ramazan ayından beri lambalarımız yanmıyor. Aramadık, yer koymadık. İnşallah sizin sayenizde yakarlar. Cami Mahallesi'nde oturan eski dönemlerde belediye meclis üyeliği yapan Bayram Yanıksa, 21. asırda yaşadığımız olumsuzluklar ortada. Herkesin gönlünde Fethiye cennet bir yer ama biz burada cehennem hayatı yaşıyoruz dedi. Arkadaşlar da ifade ettiler de, Aydem arıyorsun, müteahhit diyor, müteahhit arıyorsun, Aydem diyor. Ama burada bir yetkili olması lazım. 21. asırdayız. Herkesin gözünde Fethiye bir cennet ama biz burada cehennem hayatı yaşıyoruz. Akabinde bu yetkililerin, bu ilgilenen insanların biraz daha duyarlı olmasını istirham ediyoruz. Bu kez kaza geliyorum dedi. İzmir'in Bornova ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 37 yaşındaki Hüseyin Ç. yolun ortasında yattığı esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde bir sıralarında Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 37 yaşındaki Hüseyin Ç. yolun ortasına yattı.
Bu esnada Bornova istikametinden Konak istikametine doğru giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Hüseyin Ç'ye çarptı. Kaza sonrası otomobil olay yerinden kaçarken Hüseyin Ç metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Hüseyin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirtti. Hüseyin Ç'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri Hüseyin Ç'ye çarparak olay yerinden kaçan otomobili tespit etmek için çevredeki kameraları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ülkenin büyük bir kısmı kış mevsimine teslim oluyor. Ancak Aydın'da durum birazcık farklı. Kasım ayı başında termometreler Aydın'da 18 dereceyi gösterdi. Vatandaşlarsa güneşin tadını çıkarıyor. Son yılların en kurak sonbahar mevsiminin yaşandığı Aydın'da bahar hala devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve soğuk esareti yaşanırken Aydın'da güneş kenti ısıtmaya devam ediyor. Kasım ayının girmesiyle birlikte 10-12 derece birden düşen hava sıcaklıkları nedeniyle termometreler 18 dereceyi gösterdi. Soba ve kaloriferlerin yeni yanmaya başladığı kente güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar şehir merkezindeki parklarda güneşin tadını çıkardı. Kar ve soğuk haberlerinin ekranlarda bolca yer bulmasına rağmen Aydın'ın farklı bir iklim yapısına sahip olduğuna işaret eden vatandaşlar, havanın biraz soğuk olmasına karşın güneşin etkisini gösterdiğini söyledi. Aydın'ın iklim yapısı bakımından özel bir kent olduğunu kaydeden vatandaşlar, sonbaharın sonuna yaklaşılmasına rağmen ılık bir ortamın olduğunu ve fırsat buldukça dışarı çıkıp güneşlenmeye çalıştıklarını ifade etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir vatandaş merhum babası için ana sınıfı yaptırdı. Açılışı sade bir törenle yapılan ana sınıfında 22 öğrenci eğitim öğretim görecek. Fethiye'nin Karaçulha mahallesinde zirai ilaç bayiliği yapan Gürbüz Akan, merhum babası Ali Rıza Akan adına mahallesindeki okulda ana sınıfı yaptırdı. Şehit Mustafa Göktal İlkokulu bahçesinde bulunan depoyu hayırsever Gürbüz Akan merhum babası Ali Rıza Akan adına ana sınıfı yaptırarak eğitime katkıda bulundu. Ali Rıza Akan ana sınıfının açılışına Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şadiye Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Necdet Şen, Seydi Kemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Caza, Şehit Mustafa Göktal İlkokul Ortaokul Müdürü Mesut Koç, okul müdürleri, eğitim sendikaları, başkan ve üyeleriyle bazı daire amirleri de katıldı. 22 minik öğrencinin eğitim öğretim göreceği ana sınıfının gerçekleştirilmesi eğitim camiasında sevinç yarattı. Öğrenci velileri hayırsever ziraat mühendisi Gürbüz Akan'a teşekkür ederlerken 210 öğrencinin bulunduğu okulda minik öğrencilerin kendi binalarında öğretim görecek olmaları sevinçle karşılandı. Annesi Fatma Akan'ı da açılışa getiren Gürbüz Akan, babasının adına okula böyle bir anaokulu binası kazandırmaktan mutluyuz. Eğitime hizmet etmeye devam edeceğiz, dedi. Küçük çocuklar çok sevdiğimiz için yani şey o, babamın adı verilmiş oldu. Allah razı olsun. İnşallah Atatürk çocuklar yetişir. Yani tek isteğimiz bu, başka bir isteğimiz yok. Eğitime bir destek kesinlikle, oldunuz. Kesinlikle. Yani devamı da gelecek. Okul müdürü Mesut Koç da ana sınıfı binasına ihtiyacımız vardı. Okulumuzun bahçesindeki bu depoyu ziraat mühendisi Gürbüz Akan'ın destekleriyle ana sınıfı haline dönüştürdük. Öğrencilerimiz şimdi bu mekanda eğitim öğretimlerini sürdürecekler, diye konuştu. Geçen yıl öğrencilerimiz diğer sınıflarla birlikte aynı binada aynı lavaboları kullanmak suretiyle eğitim öğretim görüyorlardı. Tabi bu büyük bir problem oluşturuyordu. Biz bunun bir sıkıntı olduğunu dile getirdik. Gürbüz abim bu probleme yardımcı olacağını belirtti ve bahçemizde bulunan depo olarak kullanılan bu mekanımızı ana sınıfına dönüştürdük. Şu anda öğrencilerimiz kendi iç binanın içerisinde bulunan lavabolarda hem temizlik eğitimlerini alıyor hem de diğer büyüklerinden farklı olarak bu binada bahçesiyle birlikte, kum havuzuyla birlikte inşallah eğitim görecekler. Eğitim bir bütün, bu başlangıç süreci ne kadar iyi olursa devamı da o kadar iyi gelecektir. Gürbüz abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Müzik.
Manisa'nın Sarihli ilçesi Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Adem Yıldırım, çöp kamyonunun presine sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay kent çöplüğünde meydana geldi. GK yönetimindeki çöp kamyonu Salihli'nin belli yerlerindeki çöpleri topladıktan sonra çöpleri boşaltmak için çöplüğe gitti. Haznede sıkışan çöpleri prese doğru itmek isteyen Yıldırım dengesini kaybederek prese sıkıştı. Ağır yaralanan temizlik işçisi Yıldırım, Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun presine sıkışarak hayatını kaybeden temizlik işçisi Adem Yıldırım, Hacı Bektaşlı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacı Bektaşlı Gümüşçayı mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine belediye başkan yardımcıları Yalım Şenkaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Musa Yıldız'la temizlik işçileri katıldı. Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın evli ve 2013 yılının Ocak ayından bu yana Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Gayrimenkul satın almak ya da almaya niyetlenmek genelde zahmetli ve zorlu bir sürecinde göze alınması anlamına geliyor. Peki hem alması hem satması kolay olmayan, yüksek meblağlar ödenerek ya da kredi kullanarak sahip olunan konutları satın almadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor? Halka sorduk. İşte cevaplar. Gayrimenkul satın almak ya da almaya niyetlenmek genelde zahmetli ve zorlu bir sürecinde göze alınması anlamına geliyor. Peki hem alması hem satması kolay olmayan, yüksek meblağlar ödenerek ya da kredi kullanılarak sahip olunan konutları satın almadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor? Halka sorduk, işte cevaplar. Neyse, tapsını bakarım. İmar durumuna bakarım. Yani gereken şeylere bakarım. Ben daha ne diyeyim? Yani herhangi bir çarpacağım bir şey yok. Evet. Fiyatı önemli mi? Fiyatı tabii normal, aşırı fiyatı olmaması lazım. Çıkar normal. Bilmiyorum şu an ne kadar fiyatlar bilmiyorum ama normal bir fiyatta anlayıp gayret ederim. Gayrimenkul danışmanları var. Onlara sorar, danışır mısın? Almadan önce. Hiç danışmam. Neden? Çünkü acayip yani vatandaşı gazık atıyorlar. Bir şey yapacaksın söylüyorsun. Onun için kendi imkanımla mal sahibiyle beraber oturup konuşma anlaşmalı. Yani sahibinden mi alırsın? Tabii canım. Aldığın binada çürük mü değil mi? Onu sormak yani, için. Tabii onlara deprem şeyse harita mühendisleri varsa onlara soracağız tabii deprem şeyse. Bunlara önemli. Bir ev almak istersem nelerine bakarım? İlk önce mevki benim için önemli. Evet. Mevkisi artı alışveriş merkezlerine olsun, herhangi bir şekilde yakınlığı tabii ki önemli, mevki bunda geçerli. Vallahi ben açıkça söylemek gerekirse manzara hastasıyım. Manzarası olan, şehre baktığın zaman içinin açılacağı bir şey mekanda olduğu takdirde gayrimenkul güzel. Yatırım amaçlı düşündüğünüz zaman Fethiye gibi bir yerde de tabii ki yatırım enfes oluyor. Çünkü geçen sene alamadığım daire bugün ikimizsiz tutmuş durumda. Onun için yatırım Fethiye'ye çok iyi yapılması gerekiyor ki ona göre de insanlarımıza iş imkanları çıksın, ev imkanları çıksın. Ben gibi ev alamayanlar da mesela alabilsin. Gayrimenkul almadan önce bir danışmana danışır mısınız? Hayır. Neden? Kendim araştırırım çünkü danışmanlara güvenmem. Neden? Çünkü ben o etrafı gezmem lazım. Danışman sonuçta bir şeyi satabilmek için allayıp bunlar. Benim gözümde odur. Ama araştırırım, çevreye bakarım, nedir ne değildir, piyasayı kontrol ederim. Ondan sonra kendim alırım. Ama yani yatırım sahibinden mi almaya çalışırım? En mantıklısı da odur zaten. Neden ben danışmana ücret ekstradan ödeyeyim ki? Alırken de, satarken de bir şekilde kendim uğraşırım. Evet, bina sağlam mı değil mi? Onu öğrenmek için danışır mısın? Belediyeden onları öğreniyoruz zaten. Bina altyapı sistemi belediyeden, tapudan bir şekilde araştırılıyor. Onlar detaylı bilgiyi veriyor. Ama altyapı için bir gayrimenkul uzmanına gidip de bana şu kadar bedel karşılığında şunları anlat demek biraz mantığıma aykırı. Gayrimenkul alırken bu yani gerçekten çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Önce tapuya geliyorum. Kat mülkiyeti var mıdır, yok mudur? Bunu soruyorum, araştırıyorum. Bu kişinin herhangi bir borcu, bir sıkıntısı, bir şey var mıdır? Ortağı falan vardır. Bunlara çok dikkat ediyorum. Zaten bunu yaparken de tapu müdürlüğü bizden şey istiyor. Nedir? Emniyete soruşturma yaptırıyorum. Bu FETÖ'nün adamıdır. Kimin adamıdır diye soruyor yani evet. Bunları. Eğer öyleyse o satış duruyor. Evet. Yani biz çok şükür ben de bu yakın üçüncü ay oldu. Evet. Ev alırken bir gayrimenkul uzmanla danışır mısın? O kadar uzun boylu değil. Çünkü ben devlet memurluğu yaptığım için bu işlemleri bilirim ama yine de dediğim gibi önce tapu müdürlüğüne şey yapıyoruz. Evet, bina sağlam mı değil mi? İşte onu araştırmaz evet, mısın? Tabii onu araştırıyorum, soruyorum, soruşturuyorum. Yani bina... Kime soruyorsun? Efendim? Kimlere soruyorsun onu? Mesela orada komşularımız vardı. Onlara soruyordum. Onlar hepsi iyidir dediler. Yani sağlam binadır dediler. Başka da bir şey yani herhangi bir şeye gidip sormaya da o kadar uzun boylu değil yani. Sorduk, aldık, şimdi içinde oturuyoruz. Evet. Gayrimenkul uzmanları görevde bununla ilgili yeni yeni şu anda tüm Türkiye'de. Bu konuda ne dersin? Mesela binanın sağlamlığı, kaç yılında yapıldığı falan önemli değil mi? Onu çok önemli. Ben onu sordum. Bana denilen 2009'da yapılmıştır. Ben yeni saydım yani. Evet. Ya 2009 yeni sayılır diye şey yaptım. Başka da bir şey yapmadım yani. Evet. Bir de içerisinden şeyine bakarım yani ya içerisindeki neler vardır, neler yapılmış, neler yapılmamış. Sağlam mı değil mi? Onlara bakıyorum. Onları da iyi gördümse tamamdır diyorum. Okey tapuya gidelim. Evet, gayrimenkul yatırımında genel bilgi bu şekilde. Konuyu bir de uzmanıyla değerlendirelim istedik ve şu anda stüdyo konuğumuz Gayrimenkul Ekspertiz Raporu Şirketi yani kısa adıyla GER'in Genel Müdürü Ersin Gür ile birlikteyiz. Sayın Gür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Sayın Gür. Efendim, halkın cevaplarını dinledik. Gayrimenkul uzmanlarına danışmak istemiyorlar. Sizce bu imaj neden yerleşmiştir? Aslında kısaca GER nedir? Evet, teşekkürler bu fırsat için. Aslında hep sokağa kulak vermek, halka inmek teriminin tam da güzel bir örneğini yakalamışsınız. Çok da güzel olmuş. Gayrimenkul insanın hayatında çok fazla önüne çıkan bir avantaj olamıyor maalesef. Eğer bu işin ticaretini, tüccarlığını yapmıyorsanız hayatınızda kaç kez ev ya da bir malikane satın alırsınız. Bu satın almayı düşündüğünüz yapının çok detaylı bir incelenmesi söz konusu. Artık maalesef Türkiye'de bu yapılmıyordu ama bunun yapılması gerekliliği içinde bulunan yaşanan sıkıntıların günümüze çok da fazla yansımasıyla açığa çıktı. Düşünün ki ikinci el bir araç alıyorsunuz. Alıcı satıcı anlaştığı zaman mutlaka bu için bir uzmanına, daha doğrusu eskiden sanayide Ahmet Usta, Mehmet Usta'ydı ama şimdi oto ekspertliği denen çok da detaylı ve bilimsel verilerle size sonuç verebilen bir raporlama sonucunda karar veriyorsunuz elbette. Fakat hayatınızda çok da fazla mal alabilme şansı olmayan bir ev hayaliyle, pembe pancurların rüyasıyla büyüdüğünüz ve hatta emeklilik hayalleri kurduğunuz ve bu hayalleriniz için çok da ciddi risklere girdiğiniz, bankalara, kredilere borçlandığınız bir yapıda danıştığınız, işte sokaktaki vatandaşlarımızın da söylediği gibi kendi bilgilerimize güveniriz, işte danışmanlara ihtiyaç duymayız, danışmanlıktan uzak kalmaya çalışırız. Bu aslında bütün toplumdaki ortak bir kanı sebebi de bunun sanki bir aracı kurum ya da bir emlakçı gibi anlaşılmasından kaynaklanıyor. Emlakçılık çok değerli bir sektör elbette fakat insanlar nedense bu işin maliyeti boyutuna bakarak daha da fazla ekstra bir maliyet üstlenmekten kaçınıyorlar. Haklılar, lakin bütün yurttaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmaları ve bu konuda gerçekten uzman görüşleri almalarını biz ısrarla öneriyoruz. Çünkü bizim de içinde bulunduğumuz ortamlarda 30'a yakın hukuki dava takibi yapıyor hukukçu arkadaşlarım. Ve Türkiye'de maalesef adliye salonlarında gayrimenkulle ilgili davalar neredeyse birinci sıraya oturmuş durumda. Bütün rüyaların hüsrana döndüğü, bütün o hayallerin,
o çocuklarınızın geleceğini hatta torunlarınıza bırakmayı hayal ederek bir başka şehre bile yerleşmeyi göze aldığınız o gayrimenkulle ilgili yaşanan sıkıntılar can yakıcı maalesef. Bütün emek, bütün çaba boşa gitmiş oluyor. Siz bu durumda tarafsız bir bölge oluyorsunuz, yani o şekilde nitelendirebiliriz değil mi? Aynen öyle. Bu zaten bizim içinde bulunduğumuz, biz aynı zamanda inşaat ve gayrimenkul danışmanlığı yaparken işletmeciliğini de yapıyoruz ve uluslararası ve özellikle de Orta Doğu pazarındayız. Bu fikri biz bundan yola çıkarak aldık. GER, yani gayrimenkul ekspertiz raporu, bir emlakçılık ya da bir ürün satıcı değil, bir firma değil. Neleri kapsıyor? Aslında GER 4 ana başlıkta. Yani teknik, resmi, idari, ticari ve mali anlamda denetimler yapılıyor. Bu konunun hepsinin uzmanları var. Çok detaylı bir konu. Bu konuyu biz zannediyorum yarın akşam çok daha ayrıntısıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Fakat 4 Kasım'da Pozitif Düşünce programında. Buradan da izleyicilerimize de bir kez daha paylaşmış olalım. 4 Kasım akşamı Erdoğan Cankuş'un sunumuyla Pozitif Düşünce programında hem gayrimenkul sorunları hem de bu konular derinlemesine masaya yatırılacak. Buradan da bilgisini aktarmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. GER konusunda aman izleyicilerimiz, bu çok yeni bir sistem. Alışıldık bir sistem değil. Halkımızın az önce duyduklarımız gibi bildiği, alışılagelmiş bir ortamda değiller. Bu tamamıyla yeni, Türkiye'de ilk ve Fethiye'de bizler tarafından ortaya konmuş bir çok kapsamlı bir rapor. Detaylarını yarın halkımızla buluşturmak üzere. Teşekkür ediyorum. Peki hangi aşamada bu hizmet alınmalı? Bu hizmet dediğim gibi teknik açıdan baktığınız zaman işin elektriksel, statiksel, mekaniksel, harita ve ölçümleme, likap ölçümleri, peyzaj, jeoloji etütleri gibi sıvasından, boyasına, kapısından, kolonuna kadar her şeyinin tek tek incelendiği ve bilimsel ve yurt dışından getirdiğimiz cihazlarla ilgilenilen ve elde edilen raporlar sonucunda görebiliyorsunuz. Basit sadece gözle görüp yorum yapma devri artık bitti. Değil, her şey tamamen ciddiyetiyle incelenmeli ve ortaya çıkarılan, çünkü önemli bir sektör, önemli paralar dönüyor. İnsanlar bütün birikimlerini ortaya koyuyor ve bunun karşılaşılacağı hüsran çok büyük ve yıkıcı oluyor, bir deprem gibi. Yani binada kaliteyi işte yeni yapıldı, eski yapıldı, Ahmet'e sordum, Mehmet'e sordum da anlamak artık mümkün değil. Ya da sadece belediyedeki bazı evraklara bakarak da bilmeniz mümkün değil. Bununla ilgili mutlaka ama mutlaka detaylı, denetimli, deneyimli insanlardan yardım almaları gerekiyor yurttaşların. Çünkü binanın kalitesi görünen de değil, görünmeyen de. Evet. Yani şunu da söyleyebiliriz aslında değil mi? Bu rapor sadece alım ve satım olayında değil, mevcut menkulünde, ölçümünde de gerekli olan bir durum. Bütün mevcut yapıların ölçümünde ve değerlendirilmesinde kullanılabileceği gibi biz ticari işletmelerde de bunu, hatta devlet, kamu, kurum kuruluşlarında da bunu kullanabilmeyi, okulların, hastanelerin, ticari yapıların, otellerin, birçok böyle kamu lojmanlarına kadar girilecek, fabrika ve sanayi kuruluşlarının da detaylı incelemesinin yapılabileceği, ticari kuruluşsa bunun mali inceleme ve bağımsız denetim süreçlerinin de olduğu, pazar payının ve analizlerine kadar girildiği, teknik açıdan da her biri ayrı mühendislerden oluşan bir kadroyla bağımsız ve farklı şekilde incelenerek toplu bir yekün rapor diyebiliriz. Evet. Yarınki programda, yani 4 Kasım'daki programda da detaylı olarak masaya yatırılacaktır konu. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk yarın yine için. Kanal F ekranlarında görüşmek üzere diyoruz. Ümit ediyoruz. Bir diğer haberimizde bültenimize devam ediyoruz efendim. Seyri Kemer Belediyesi yaz boyunca yol yapım çalışmalarını devam ettirdiği yayla bölgesinde yaz sezonunun sonuna geldi. Son olarak Seki Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlayan asfalt ekipleri Ören Mahallesi'nde çalışmalara devam edecek. Yayla bölgesinde yol yapım çalışmalarını devam ettiren Seydi Kemer Belediyesi merkeze iniyor. Seki Mahallesi'nde 2,5 kilometre asfalt yol ve 1,5 kilometre parke yol yapan ekipler Ören Mahallesi'nden çalışmalara devam edecek. Seki Mahallesi'nde yıllardır hizmet alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Sekili vatandaşlar, yolların çamur olmasından kurtulduk. İnşallah hizmetler yine devam eder dediler. Ya çok memnunuz. Şu an yollarımız yapıldı. Çamurdan kurtulduk. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Memnunuz, çok memnunuz. Allah razı olsun başkanımıza. Bir de asfalt çalışması büyüzler oldu. Büyüzler atıldı, asfaltlar yapıldı. Fen İşleri Servisi olarak biz yayla bölgesinde 6 aydır araçlarımız
tüm yayla mahallelerinin tamamında asfalt çalışmalarımız bitmiş vaziyette. Son olarak da Seki Mahallesi'nde bugün nasip olursa bitireceğiz. Sahil yöresine taşınacağız. Halkımız bizden memnun, bizler de halkımızdan memnunuz. İnşallah hizmetlerimiz bu şekilde devam edecek. Bir sosyal medya olayının haberi var efendim sırada. İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç. Facebook'tan tanıştığı ve mesajlaştığı 16 yaşındaki Nazlı Nur Tekeli'yi 9 gün önce okulun önünde kaçırıp kayıplara karıştı. Şimdi gözü yaşlı anne Halime ve baba Adem Tekeli'nin B.Ç.'ye çağrısını izliyoruz. Geçtiğimiz 25 Ekim Salı günü Pınarbaşı semti Gürpınar Mahallesi 7018 sokaktaki evlerinden sabah çıkan 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Nazlı Nur Tekeli okulu Bornova Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne gitti. Derslerine giren Tekeli akşam eve dönmedi. Akşam geç saatlere kadar evde çocuklarını bekleyen özel bir şirkette şoför olan baba Adem Tekeli ile ev hanımı anne Halime Tekeli, kızların Nazlı Nur'a telefondan da ulaşamadı. Tekeli çifti Pınarbaşı Polis Merkezi'ne giderek kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kızlarının eve gelmemesiyle büyük bir endişeye kapılan aile de kendi çevrelerinden Nazlı Nur'u aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Kızının hayatından endişe eden baba Adem Tekeli şunları belirtti. Normal şimdi okula gidiyor sabah. Okulda çıkışında şey yapıyor. Okulunu bitirdikten sonra servise binmiyor. Normalde akşam gelmesi lazım. Biz bekledik gelmedi. Ondan sonra polise gittik. Polise gittikten sonra bildirdik biz bunu. Ondan sonra arkadaşından öğrendik. Okul arkadaşından bir adamın geldiğini... İşte şu adamın gelip de iş yaptığını, ondan sonra kaçırıldığını öğrendik. Ondan sonra polisle ilgili, savcılıkla ilgili her şeyi yaptık. Her şeyi bildirdik. Face'de tanışıyor. Ama Face'de tanıştığı zaman 25 senelik önceki fotoğrafını koyuyor adam. Yani gençlik fotoğrafını koyuyor. Konuşuyorlar bunlar ama ondan sonra işte ayın 25'inde adam geliyor. Nazlı Nur okul çıkışında bu adamı görünce... Geri adım atıyor. Yani kaçmak istiyor. Bu Face'inde baktık biz hep mesela nerede, hangi ilde olursa olsun hep Kütahya ufak kızları ekliyor bu. Yani bunun ne olduğunu anlayamadık biz. Yani ne yönden ekliyor, neden şey abi tuzağına mı düşürmek istiyor? Bunu öğrenmek istiyor. Yani kızım ne oldu? Ben sadece kızımı istiyorum. Gözü yaşlı anne ise kızını kaçıran adama seslendi. Bir şikayet derdinde falan değilim ben. Yeter ki çocuğumu bıraksın ya. Biz konuşalım evladımla. Hani olmuştur, hatadır. Dünyada her şey oluyor. Yeter ki çocuğumun iyi olduğunu bileyim ben sağ salim. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnanın hiçbir şeyin derdinde değilim ben. Şikayetmiş, kötülükmiş hiçbir düşüncem yok. Çıldıracağım evladımın nerede, kiminle, ne yaptı, ne etti. Aç mı, açıkta mı? Öleceğim meraktan. Polis ekipleri ise 9 gündür kayıp olan Nazlı Nur Tekeli ve B.Ç.'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efendim çok manidar bir haber var sırada. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce Fethiye Belediyesi'nin diktiği hurma ağaçları meyve vermeye başlarken bu ağaçlardaki hurmalar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hasat edilip halka ücretsiz dağıtılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce Fethiye Belediyesi'nin diktiği hurma ağaçları meyve vermeye başlarken bu ağaçlardaki hurmalar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hasat edilip halka ücretsiz dağıtılıyor. Hurmalar vatandaşlar tarafından kapışılırken yaklaşık 100 ağaçtaki hurmaların çevredeki vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi. Fethiye'de Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki yol büyükşehir yasası nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verilince yıllar önce Fethiye Belediyesi'nin diktiği hurma ağaçları meyve vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı hurma hasadına başlarken toplanan hurmalar hemen o çevredeki halka ve vatandaşlara dağıtılıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salih Tufan'ın talimatları doğrultusunda yapılan hurma hasadında toplanan hurmalar çevredeki vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yer alan 100'e yakın hurma ağacından toplanacak tonlarca hurma halka ücretsiz dağıtılmaya devam edecek. Vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür ederek bu hurmaları misafirlerimize vereceğiz diye konuştular. Halkımıza dağıtılıyor.
Fethiye Belediyesi halkımıza dağıtıyor. Biz de bir deneyeceğiz. Misafirlerimiz var, Eskişehir'e gidecek kurmayı. Göndereceğiz, Eskişehir'e değdireceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Eskişehir'den misafirlerimiz var. Evet. Onlar evlerine Eskişehir'e götürecekler. Oo, çok güzel. Güzel Fethiye'mizin güzel vurması. Bakan Çavuşoğlu golfte ilk vuruşu yaptı. Golf turnuvasının ikinci gününde bir profesyonel, üç amatör golfçüden oluşan turnuvaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Regnum Karya Golf Club sahasında dün başlayan golf turnuvasının ikinci gününde basın toplantısının ardından sahaya geçen Bakan Çavuşoğlu, turnuvada İngiliz eski futbolcu David Plate, profesyonel golfçü Danny Wallett, Thomas Bugley ile birlikte golf oynadı. Ünlü golfçi Danny Wallett, Amerika'da en önemli turnuva olan Master turnuvasında aldığı imzalı bayrağı Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Paul, Andrew Kandir ile birlikte oynadı. Turnuvaya spordan sorumlu eski devlet bakanı Fikret Ünlü, Opet Yönetim Kurulu Başkanı ve otel sahibi Fikret Öztürk'ün yanı sıra amatör golfçüler de katıldı. İyi bir çıkış yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk vuruşu diğer golfçülerin beğenisini topladı. ...85 yaşındaki tiyatro sanatçısı Gönül Ülke Özcan, Silivri'deki evinde hayatını kaybetti. Aynı zamanda bir diğer değerli isim gazeteci yazar Mete Akyol da bugün hayatını kaybetti. Akyol 81 yaşındaydı. Sayın Bakanımız... 28 Şubat 1931 tarihinde İstanbul'da doğan Gönül Ülke Özcan, ailesinin desteğiyle 1947'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne girdi. 1962'de Gazanfer Özcan'la evlenene kadar şehir tiyatrolarında çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu. 2002 yılındaki rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalışan Gönül Ülkü Özcan, 2003 yılında yeniden sahnelere döndü ve az da olsa sinema filmlerinde de rol aldı. Gönül Ülkü Özcan, Kuruntu Ailesi adlı bir diziyi eşi ve kadrosuyla birlikte 16 yıl oynadılar. Gönül Ülkü Özcan, Sabahsız Geceler, Satılmış Hayatlar, Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan, Vur Patlasın Çal Oynasın isimli yapımlarının yanı sıra Avrupa Yakası ve Yalan Dünya isimli dizilerde de rol almıştı. Bu da şey... Berat'ı. Evet. Ödülümüz de burada. Evet, evet. Şöyle yanınıza koyayım, şöyle aranıza. Şimdi ağır. Çok ağır. Sizin de ama Türk tiyatrosundaki yeriniz çok ağır. Onun için evet. Yani. Çok sizin ağırlığınız olsun, kadar değil. Sizin çok ağırlığınız ağır kadar benim değil. Benim canım. Gönül Hanım. Canım, 50 sene. Ne demek 50 sene? Biliyorsunuz siz. İnşallah. Aynı zamanda bir diğer değerli isim gazeteci yazar Mete Akyol da bugün hayatını kaybetti. Akyol 81 yaşındaydı. 1935 yılında Ordu'da dünyaya gelen Mete Akyol, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1951 yılında Ulus Gazetesi'nin çocuk sayfasında çeviriler yaptı. 1953 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Tarsus muhabiri olarak göreve başladı. Akyol son dönemde bir televizyonda da yazarlık yapmıştı. 37 years. Vali Recai Güreli ilk ve ortaokulu öğretmenleri, okul personeli ve öğrenci velileri Kızılay'a kan bağışında bulundu. 29 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası olması nedeniyle Vali Recai Güreli ilk ve ortaokul öğretmenleri ve okul personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. Okulun Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen bu etkinlikte farkındalık yaratmak adına bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Vali Recai Güreli İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Gökhan Ocak, 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası olması nedeniyle okulumuzda Kızılay Kulübümüzdeki görevli öğretmenlerimizin çalışması sonrası toplum hizmeti kapsamında öğrencilerimiz vasıtasıyla velilerimize ulaşarak öğretmenlerimizle kan bağışı yapmaya karar verdik. Katılım beklediğimizden daha güzel oldu dedi. Bu etkinliğimiz 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arası
Kızılay haftası. Bizim de okulumuzda Kızılay kulübümüzdeki görevli öğretmenlerimiz bu hafta kapsamında kan bağışı yapmaya karar verdik. Toplum hizmeti kapsamında. Öğrencilerimizle velilerimiz, öğrencilerimiz vasıtasıyla velilerimize ulaşarak kan bağışı öğretmenlerimizle birlikte yapmaya karar verdik. Tabii öğrencilerimiz kan bağışı yapamıyorlar. 18 yaş ve üzeri kan bağışı yapılıyor. Buradaki amacımız öğrencilere bir farkındalık kazandırmaktı. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından spor bülteniyle tekrar birlikte olacağız. Devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, sera örtüleri üretim fabrikası, dilediğiniz katkılarla, istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050. Çaydanlıklarınız kireç yüzünden artık çöpe gitmesin. Çamaşır ve bulaşık makineleriniz bozulmasın. Ütünüz su yerine kireç püskürtmesin. Kireç sökücülere boşa para vermeyin. Demir Solar olarak tüm kireç sorunlarınızı bakım ve işletme giderleri olmadan çözüyoruz. Hem de 6 ay koşulsuz iade, 10 yıl garanti belgesi, 50 yıl kullanım ömrü ile. Demir Solar, güneşin ve suyun olduğu her yerde. Ürün sipariş hattı 0252 646 77 31. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Kanal F ekranlarındaki birlikteliğimize spor bülteniyle devam ediyoruz. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 5 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynanacak olan Fethiyespor Konya Anadolu Selçuk Spor maç hazırlıklarını tamamladı. Fethiyespor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta son 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Fethiyespor'da gözler Konya Anadolu Selçuk Spor maçına çevrildi. 5 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da ligde 11 puanla 10. sırada bulunan Konya Anadolu Selçuk Spor'la karşılaşacak olan Fethiyespor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken sakatlığı devam eden Cemre ve Coşkun dışında eksik oyuncunun bulunmadığı öğrenildi. Ligin son maçında kendi evinde Ahmet Sportif karşısında 2-0 kaybeden Fethiyespor, Konya deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. 9 puanla ligin 14. sırasında bulunan Fethiyespor, Konya deplasmanından alacağı 3 puanla ligde çıkış yakalamak istiyor. Bu önemli maç öncesi Fethiyespor'da Coşkun ve Cemre sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken bu akşam Fethiye'den Konya'ya karayoluyla hareket edecek Fethiyespor, Nov Otel'e yerleşip maç saatini bekleyecek. Yarın maçın oynanacağı Konya Atatürk Stadı'nda bir ter idmanı yaparak maç saatini bekleyecek olan Fethiyespor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.
Fethiye Spor Başkanı Okan Uysal takımın bu akşam Konya'ya hareket edeceğini, cumartesi günü oynanacak olan maça tüm takım oyuncuları ve teknik heyetin hazır olduğunu ve hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydetti. Öte yandan Başkan Uysal kendisinin de maçı izleyeceğini belirterek yönetim olarak takımımızı Konya'da deplasmanında yalnız bırakmayacağız. Hedefimiz 3 puan dedi. Efendim Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka bültende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.